Herkese merhaba hanımlar. Gelin Hanımın İşleri kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizinleyim. Dönüşümü güzel bir dönüş yapmak istedim ve bugün sizlere pano hazırlayacağım inşallah. Dilerseniz hemen malzemelere geçelim. Malzemelerimiz klasik etamin kumaşımız var, kasnağımız var ve 8 numara etamin iplerimiz var. İplerinizi dilerseniz muline iplerin 3 katını kullanabilirsiniz. Ben elimdeki ipleri değerlendireceğim ama siz hangi iple başlamışsanız o iple devam edin arkadaşlar. Muline iple başladıysanız muline ile, 8 numara iplerle başlamışsanız 8 numara etamin iplerle devam edin. Tabii ki 8 numara etamin ipleri kullanım kolaylığı daha çok, öyle söyleyeyim. Dilerseniz yapımına geçebiliriz. Arkadaşlar, iğnemi siyah renkte, ipimi taktım ve kumaşımda şu şekilde çıkardım. Burada ipimi çıkardığım yerin hemen sağ çapraz, sağ alt çaprazındaki deliğe battım ve üzerindeki delikten çıktım. Aynı şekilde sağ alt çaprazındaki bu ipimin bulunduğu deliğin sağ çaprazındaki deliğe batıp hemen üzerindeki delikten çıktım. Aynı şekilde devam ediyorum üçüncü kez. Yine çapraz, aşağıdaki çapraz deliğe batıp dördüncü çarpımı yaptım. Şimdi geriye dönüp bu dört çarpıyı tamamlıyorum. Tamamlamak için de bu sefer bu ipimin sol alt çaprazındaki deliğe batacağım. Tam çaprazındaki. Aynı şekilde çaprazındaki deliğe battım. Devam ediyorum. Son çarpıyı tamamlamak için batıyorum ve düz bir şekilde iğnemi battığım yerin hemen üzerindeki delik değil de onun üzerindeki boş delikten çıkaracağım. Şu şekilde bir üst sıraya geçmiş oldum. Şimdi bu sıraya yaptığım işlemi tekrar edeceğim. Sadece sayı olarak 8 tane çarpı yapacağım. Şimdi bu 8 çarpımızı da tamamlayalım geriye dönüp. Son çarpımızı tamamlamak için batıyorum arkadaşlar. Çıkarırken iğnemi bu ipimin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki boş delik var ya, şurası. Bu ipimin bulunduğu deliğin üzerindeki delik. İğnemi bu şekilde hafif yarım çıkardım. Bu çıkardığım delik değil, onun sağındaki 1, 2, 3. delikten iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde. Şöyle söyleyeyim. Bu yapmış olduğumuz 8 çarpının üzerinde 1, 2, 3, 4 kare boşluk bırakmış oldum. Daha sonra sağa doğru çarpılar yapacağım buradan sonra. Aynı şekilde sağ alt çaprazımdaki deliğe batıyorum. Yine devam ederek çarpılar yapacağım. Toplamda arkadaşlar 57 tane çarpımız olsun.
Şimdi burada arkadaşlar bu şekilde 56 tane yarım çarpılarımızı yaptık. 57. çarpımızı yapmak için yine çapraza battığımızda hemen iğnemizi bir altındaki delikten çıkaralım. Daha sonra buraya devam ederek 4 tane çarpı yapalım. Tamamlayalım bu 4 çarpımızı. İğnemizi arkadaşlar hemen bir üst sıradaki delikten değil de bu çıkardığım yerin, yani buradaki çarpının uç kısmı oluyor burası. Bu uç kısmın hemen solundaki 1, 2, 3, 4. delikten şuradan çapraz bir şekilde iğnemizi çıkaralım. Buraya 8 tane çarpı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tamamlayalım şimdi bu çarpılarımızı. Sekizinci çarpıyı tamamlamak için battım. Çıkarken bir üst sıraya geçeceğim çapraz bir şekilde. Burada 57 tane çarpı yaptık ya. En başındaki çarpıyı tamamlamak için burada köşeden iğnemi çıkaracağım. Şu şekilde çıkardım. Hemen çapraza battım ve çarpılarımı tamamlamaya başlıyorum. Sola doğru devam ediyorum. Şimdi bu sıradaki son 57. çarpımı tamamlamak için
batıyorum arkadaşlar. Çıkarken bu ipimin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki boş deliğin şu şekilde delikten iğnemi çıkardım. Bu ipin üzerindeki boş delikten çıkardım. Burası değil. Onun sağındaki 1, 2, 3. delikten iğnemi çıkarıyorum. Yani bu yapmış olduğum 57 çarpı var ya, bu çarpıların en başında 1, 2, 3, 4 kare boş bıraktım. Sonra 5. kareyi doldurmaya başlayarak buraya çarpılar yapacağım bu sıraya da. Ta ki arkadaşlar, burada nasıl 4 tane boş kare bıraktım, aynı şekilde bu tarafta da 4 tane boş kare bırakacağım. Sonra geri döneceğim. Şimdi burada da yine aynı şekilde sol tarafta olduğu gibi üstten 1, 2, 3, 4 kare boşluk bıraktım. Şimdi geriye dönüp çarpılarımı tamamlayacağım. Dört tane çarpımı bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. 15. çarpıyı tamamlamak için battığımda çıkarken iğnemi hemen üzerindeki delikten değil de onun üzerindeki boş delikten çıkaracağım. Şu şekilde. Buraya bir tane çarpı yapacağım. Bu ipimin sağ alt çaprazındaki deliğe battım. Buraya bir çarpı yapıyorum. Şu şekilde tamamlayıp bir üst sıraya geçiyorum. Bu çarpının da üzerine bir tane çarpı yapacağım. Ve bu çarpıyı tamamlamak için battığımda çıkarken de hemen altındaki delikten iğnemi çıkarıyorum. Ve buradaki çarpılarımı tamamlamaya devam edeceğim. Şöyle ki bir tane tamamladım. İkinci çarpıyı tamamlamak için batıp yine bir üst sıraya çıkacağım. Şu şekilde.
Burada olduğu gibi üst üste 2 tane çarpı yapacağım. Birincisini yaptım. Tamamlayıp bir üst sıraya çıkıyorum. Üzerindekini de yapıyorum. Tamamlamak için battım. Hemen altındaki delikten çıkıyorum. Şimdi devam ediyorum buradaki çarpıları tamamlamaya. On bir, on iki, on üç tane çarpıyı tamamladım. On dördüncü çarpıyı tamamlamak için batıp yine bir üst sıraya çıkıyorum burada da. Buradaki yapmış olduğum iki tane üst üste çarpı var ya, bundan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane çarpıyı tamamladım. 14. çarpıyı tamamlamak için batıp bir üst sıraya çıktım. Burada olduğu gibi. Şimdi buraya bir tane çarpı yapıyorum. Bu çarpıyı tamamlamak için battım. Çıkarken iğnemi bir üst sıraya çıkarıyorum. Bu sefer ipimi sol alt çaprazındaki deliğe batıyorum. Şu şekilde. Çarpıyı tamamlamak için batıp çıkarken de iğnemi hemen altındaki delikten çıkarıyorum. Daha sonra devam edeceğim buradaki çarpıları tamamlamaya. 3 tanesini tamamlayacağım. 1 2 ve 3. 4. çarpıyı tamamlamak için battım. Aynı şekilde yine bir üst sıraya geçiyorum. Geçtim. Buraya bir tane çarpı yapalım. Tamamlayıp düz bir şekilde bir üst sıraya çıktım. Hemen üzerine bir çarpı. Tamamlamak için battım ve hemen altındaki delikten çıktım. Şimdi artık buradan sola doğru olan yarım çarpılarımı tamamlamaya devam edebilirim. Son çarpıyı da tamamlayıp iğnemi çıkarıyorum alttan. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar açık pembe renk ipimizi iğnemize takalım. Daha sonra burada ilk yapmış olduğumuz üst üste çarpı var ya, siyah. Bu çarpıların hemen üzerindeki boş kare değil de onun solundaki boş kareyi dolduracağız. Bu bahsettiğimiz boş karenin sol üst deliğinden şuradan iğnemizi çıkarmamız gerekiyor. Şöyle şu şekilde iğnemi çıkardım. Ve buraya ipimin
sağ alt çaprazındaki deliğe aynı şekilde çarpılar yaparak sağa doğru devam ediyorum. İkinci çarpımı yaptım. Üçüncü çarpım. Dört. Beş. Altı. Yedi. Ve sekiz. Sekiz tane çarpı yapalım bu şekilde. Şimdi geriye dönüp bu çarpıları tamamlayalım. Son yarım çarpımızı da tamamlamak için batıyoruz. Düz bir şekilde bir üst sıraya değil de onun bu çıktığımız yerin solundaki 1 2 3. delikten iğnemi çıkarıyorum. Çapraz bir şekilde geçtim. Şimdi buradan sağa doğru tekrar devam ediyorum. Çarpılar yapıyorum. Ve 12. çarpıyı da yaptıktan sonra geriye dönüyorum. Çarpıları tamamlıyorum. Burada son çarpıyı tamamlamak için batıp düz bir şekilde bir üst sıraya değil de bu çıktığım deliğin hemen solundaki delikten iğnemi çıkarıyorum çapraz bir şekilde. Sağa doğru devam ediyorum. Çarpılar yapıyorum. Toplamda bu sıraya da 14 tane çarpı yaptıktan sonra geriye dönüp bu çarpıları tamamlıyorum. Son çarpıyı da tamamlamak için battım. Yine düz bir şekilde değil. Hemen bu çıktığım deliğin solundaki delikten iğnemi çıkardım. Buraya 5 tane çarpı yapacağım şimdi. 2 3 4 ve 5.
Geriye dönüyorum. Bu 5 çarpıyı tamamlıyorum. Aynı şekilde üst sıraya geçerken düz değil. Bu çıktığım yerin solundaki delikten iğnemi çıkardım. 4 tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum. Son çarpıyı tamamlamak için battım. Yine düz bir şekilde değil, onun solundaki delikten çapraz bir şekilde iğnemi çıkardım. 7 tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum. Yedinci çarpıyı tamamlamak için battım. Üst sırada bu 7 çarpanın hemen üzerinde 5 kare boş bırakıp 6. kareyi dolduracağım. Yani bu ipimin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki delik değil. Bu deliğin sağındaki 1, 2, 3, 4. delikten iğnemi çıkarıyorum. Bu şekilde. Buraya 3 tane çarpı yapacağım. Şöyle bu 7 çarpının hemen üst sırasına 5 boş kare bıraktım. Daha sonra 3 tane çarpı yaptım. Tamamlıyorum. Çıkarken düz bir şekilde değil, bu ipimin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki delikten iğnemi çıkarıyorum. Yine 3 tane çarpı yapacağım. Tamamlıyorum. Üçüncü çarpıyı tamamlamak için battım ve düz bir şekilde bir üst sıraya çıktım. 5 tane çarpı yapacağım. Tamamlıyorum geri dönüp. İğnemi bu ipimin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki delikten çıkarıyorum. Sağa doğru 12 tane çarpı yapıyorum. Geriye dönüyorum. Bu 12 çarpıyı tamamlıyorum.
bir şekilde bir üst sıraya geçtim. 12 tane çarpı yapıyorum. Geriye dönüp tamamlıyorum çarpılarımı. Son çarpıyı da tamamlamak için battım. Çıkarken bu ipimin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki delikten çıkıyorum. Sağa doğru devam ediyorum çarpılar yapmaya. 11 tane çarpı yapacağım. En son çarpıyı da tamamlayıp çıkarken ipimin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki boş delikten iğnemi çıkardım. 10 tane çarpı yapacağım bu sefer. Onuncu çarpıyı da tamamlayıp yine ipimin bulunduğu deliğin üzerinden çıkıyorum. Sağa doğru 8 tane çarpı yapacağım. Geriye dönüp çarpılarımı tamamlıyorum. Son 8. çarpıyı tamamlamak için battım. Çıkarken bu ipimin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki boş delik değil de onun sağındaki delikten çapraz bir şekilde iğnemi çıkardım. Buraya 4 tane çarpı yapacağım. 1 2 3 ve 4. Tamamlıyorum geriye dönüp. Dördüncü çarpıyı tamamlamak için battım. Ve iğnemi alttan çıkarıyorum. Daha sonra iğnemi benim şuraya getirmem gerekecek arkadaşlar. Burada yapmış olduğum 5 tane çarpı var ya, bu 5 çarpıdan sonra 5 tane boş kare bırakacağım. Ve 6. kareyi doldurmam gerekecek. Yani 1, 2, 3, 4, 5
boş kare bıraktıktan sonra 6. karemizin sol üst deliğinden şuradan iğnemi çıkarmam gerekiyor benim. Düz bir şekilde batıyorum. İğnemi alttan çıkarıyorum. Zaten ipim burada olduğu için düz bir şekilde aşağıdan ipimi çıkardım. Ve buraya sağa doğru arkadaşlar 6 tane çarpı yapacağım. Tamamlıyorum şimdi bu çarpılarımı. Çıkarken iğnemi bu ipimin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki delikten çıkardım. Aynı şekilde buraya da 5 tane çarpı yapalım. Tamamlayalım. İğnemizi bu ipimizin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki delikten çıkaralım. 5 tane çarpı yapalım arkadaşlar. Tamamlayalım. Çıkarken ipimizin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki boş delikten iğnemizi çıkaralım. 4 tane çarpı yapalım. Tamamlayalım. Düz bir şekilde bir üst sıraya çıkalım. Buraya da 4 tane çarpı yapacağız. Tamamlayalım. Dördüncü çarpıyı tamamlamak için battım. Bu sefer iğnemi düz bir şekilde bir üst sıraya çıkmıyorum arkadaşlar. Bu iğnemi çıkardığım yerin solundaki delikten çapraz bir şekilde iğnemi çıkardım. Buraya 5 tane çarpı yapacağım. Tamamlıyorum. İğnemi alttan çıkarıyorum. Şimdi arkadaşlar kuşumuzun kanadı için koyu renk pembe ipimizi takalım. Şimdi ipimizi taktıysak arkadaşlar bu kanadımızın en alt boşluk sırasından başlayacağız. İpimi çıkardığım yeri gösteriyorum hemen. Burada bulunan 1, 2, 3, 4, 5 tane boş kare var ya. Bu boş karenin sol üst deliğinden iğnemi çıkardım ve çapraz yine her zaman olduğu gibi battım. İlk çarpımı bu şekilde yaptım. Devam ediyorum şimdi. Buraya 5 tane çarpı yaparak bu boşluğu dolduracağım.
çıkarken üst sıranın en başında çapraz bir şekilde çıktım. Burayı da dolduracağım. Burada saymamıza gerek yok. Direkt kanadı komple aynı renk iple dolduracağımız için. İpimiz toplandı. Hemen düzeltiyorum. Dediğim gibi burada ben molini kullandığım için bu tür olaylar çok oluyor. 8 numara ip kullanırsanız daha kolaylık olur. Devam ediyorum. Üst sıraya çapraz bir şekilde sıranın başına tekrar geldim. Devam ediyorum. Buradaki boş bütün kareleri dolduruyorum. Bir üst sıraya çapraz geçtim. İpimin bulunduğu deliğin üzerindeki deliğe çıktım. Son çarpıyı da tamamlayıp iğnemi alttan çıkarıyorum. Bu şekilde. Şimdi açık renk mavi ipimizi takalım. Şimdi arkadaşlar iğnemizi burada bulunan üst üste iki tane siyah çarpımız var ya, bu çarpıların hemen üzerindeki boş kare değil de onun solundaki bir ikinci boş karenin sol üst deliğinden iğnemi çıkarıyorum. Şimdi buraya sağa doğru 8 tane çarpı yapacağım.
Üçüncü yaptığım çarpım siyah çarpının tam üzerine gelmiş olacak. Şöyle. Devam ediyorum. Dördüncü çarpıyı yaptım. Sekiz tane bu şekilde çarpı yapıp tamamlıyorum. Sekizinci çarpıyı tamamlamak için battım. Düz bir şekilde bir üst sıraya çıkmıyorum da bu çıktığım yerin hemen solundaki delikten iğnemi çapraz çıkardım. Şimdi buraya sağa doğru 12 tane çarpı yapacağım. Tamamlıyorum. Son çarpıyı tamamlamak için battım. Aynı şekilde düz bir şekilde üst sıraya çıkmıyorum da bu çıktığım yerin solundaki delikten çapraz iğnemi çıkarıyorum. Devam ediyorum, buraya sağa doğru çarpılar yapacağım. 14 tane çarpı yapalım bu sıraya da. Geriye dönelim. Tamamlıyorum çarpıları. Son çarpıyı tamamlamak için batıyorum. Çıkarken yine düz bir şekilde değil, onun hemen solundaki delikten çapraz bir şekilde iğnemi çıkardım. 6 tane çarpı yapıyorum şimdi. Geriye dönüp tamamlıyorum. İğnemi bu sefer düz bir şekilde bir üst sıraya çıkarıyorum. Hemen üzerindeki boş delikten. Sağa doğru 5 tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum geriye dönüp.
bir şekilde değil, hemen solundaki delikten çıkardım. 5 tane de buraya çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum. Düz bir şekilde bir üst sıraya çıkıyorum. Hemen üstteki boş delikten çıkardım. 4 tane çarpı yapacağım şimdi buraya. Tamamlıyorum. Düz bir şekilde yine bir üst sıraya çıktım. Aynı şekilde 4 tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum. Düz bir şekilde bir üst sıraya çıktım. 5 tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum. İğnemi düz bir şekilde yine bir üst sıraya çıkardım. Şöyle şu şekilde. 12 tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum bu 12 çarpımı. Düz bir şekilde bir üst sıraya çıktım. Yine 12 tane çarpı yapalım. Sağa doğru devam edelim. Son 12. çarpıyı tamamlamak için battım. Yine düz bir şekilde bir üst sıraya çıktım. Bu sefer 11 tane çarpı yapıyorum sağa doğru. Geriye döndüm.
ve düz bir şekilde bir üst sıraya çıkıyorum. Buraya 10 tane çarpı yapıyorum. Şöyle şu şekilde devam ediyorum. Geriye dönüyorum şimdi. Son çarpımı da tamamlamak için batıyorum. Bu sefer düz bir şekilde değil, bu ipimin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki boş delikten çapraz iğnemi çıkarıyorum. Sağa doğru 8 tane çarpı yapacağım. Tamamlıyorum. İğnemi ipimin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki boş delik değil, onun sağındaki delikten iğnemi çıkarıyorum. Buraya 4 tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum. İğnemi alttan çıkarıyorum. Şimdi burada bu alt sırada yapmış olduğumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çarpı var ya arkadaşlar yan yana. Bu çarpıların sağında 5 tane boş kare bırakacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5. karenin sağ üst deliğinden şuradan iğnemizi çıkarmamız gerekiyor. Şimdi iğnemi çıkarmam gereken yer burası. Belli arkadaşlar. Şimdi oraya doğru hareket edeceğim. Bu şekilde iplerimin altından geçerek. Motifimin etrafını şu şekilde dolanıyorum. Ve sadece iplerimin altından geçtim. Şimdi düz bir şekilde buraya geldim. İşaretlediğim yer burası. Buraya gelmek için şu şekilde bir tane daha geçtim. Düz bir şekilde işaretlediğim noktaya indim. Buraya geldikten sonra dediğim gibi 5 tane çarpı yapacağız. Tamamlayalım bu 5 çarpımızı. Beşinci çarpıyı tamamlamak için battım. Çıkarken bu ipimin bulunduğu deliğin hemen üzerindeki boş delik değil de onun sağındaki delikten çapraz iğnemi çıkardım. 4 tane çarpı yapacağım şimdi. Tamamlıyorum.
Dördüncü çarpıyı tamamlamak için battım. Çıkarken arkadaşlar düz bir şekilde iğnemi çıkarmıyorum da bu iğnemi çıkardığım yerin solundaki bir ikinci delikten iğnemi çıkarıyorum. Şu şekilde. Daha sonra buraya 7 tane çarpı yapıyorum. Geriye dönüp bu 7 çarpımı tamamlıyorum. Yedinci çarpımı tamamlamak için batıp hemen bir üst sıraya düz bir şekilde değil de bu çıktığım yerin solundaki boş delikten çapraz bir şekilde iğnemi çıkarıyorum. Buraya 3 tane çarpı yapacağım. Tamamlıyorum bu 3 çarpıyı. Düz bir şekilde bir üst sıraya çıkmıyorum. Bu çıktığım yerin solundaki delikten. Şu şekilde çapraz iğnemi çıkardım. Tekrar 3 tane çarpı yapacağım. Üçüncü çarpıyı tamamlamak için battım. Düz bir şekilde bir üst sıraya çıkmıyorum. Bu çıktığım deliğin solundaki bir ikinci delikte iğnemi çıkarıyorum. Buraya 5 tane çarpı yapıyorum. Tamamlıyorum. İğnemi alttan çıkarabilirim artık. Koyu renk mavi ipimizi takalım şimdi. Kanadını yapalım. Şimdi ne yapıyoruz? En alttaki sıranın başında şöyle iğnemi çıkarayım daha net anlaşılacak. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 kare boşluk var. En baştaki, en soldaki boş karenin sol üst deliğinden iğnemi çıkardım ve çaprazı batıyorum. Bu şekilde boşlukları doldurup çarpılar yaparak kanadı tamamlayacağım. Sonuncusunu tamamlayıp düz bir şekilde değil, hemen solundaki delikten çıktım çapraz bir şekilde. Hiç buralarda saymamıza gerek kalmadan sağa doğru tüm kareleri dolduracağım. Ve tamamlayacağım. Son çarpıyı tamamlayıp yine düz değil de çaprazındaki yani hemen solundaki delikten çıktım.
Aynı şekilde sağa doğru dolduruyorum. Bu şekilde devam ederek yukarı doğru kanadımı tamamlayacağım. Aynı şekilde bir üst sıraya çıktım. Çapraz. Son çarpıyı da tamamlayıp iğnemi alttan çıkarıyorum. Mavi kuşumuzun da kanadını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi siyah renkteki ipimizi takalım mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar siyah renkte ipimizi taktıysak mavi kuşumuzun en üstünde bulunan 4 tane çarpının en uç sol üst uç kısmı var ya, burası değil de hemen onun sağındaki ikinci deliği düşünün. Bu ikinci deliği 1 olarak sayın arkadaşlar. Hemen onun altındakini 2, 3, 4, 5. 5. delikten iğnemi çıkaracağım. İğnemi çıkardım. Şimdi burada ipimin bulunduğu deliğin hemen sol üst çaprazındaki deliğe batıyorum. Yani ipimin bulunduğu deliğin üzerindeki delik değil, onun solundaki deliğe battım. Çıkarken hemen sol taraftaki delikten çıkıyorum battığım yerin. Daha sonra burada geriye dönük olarak batıyorum. Ve tekrar bulunduğum deliğe iğnemi çıkarıyorum. Şimdi burada ipimin bulunduğu deliği hemen sol alt çaprazındaki deliğe batıyorum. Sol çaprazındaki deliğe battım. Çıkarken arkadaşlar iğnemi çıkaracağım yeri göstereyim. Pembe çarpılarımızın bu uç kısmı var ya, bu deliğin hemen altındaki birinci değil, ikinci değil, üçüncü delikten iğnemi çıkaracağım. Buraya çapraz battım ve buraya da şu şekilde iğnemi çıkarıyorum. Burada bulunan çarpıların en uç noktasından aşağı doğru sayacağım. 1, 2, 3. Üçüncü deliğe iğnemi çıkardım. Hemen buraya bir tane çarpı yapacağım. Tamamlayıp düz bir şekilde bir üst sıraya çıkıyorum. Bir tane daha çarpı yapıyorum hemen üzerine. Bu
3 harfi ile tamamlamak için batıyorum. Çıkarken arkadaşlar bu yapmış olduğum çarpının sol üst kısmı var ya, sol üst ucu. Bunun hemen solundaki delikten iğnemi çıkaracağım. Bu çarpıyı tamamlamak için battım. Yani battığım yerin hemen çaprazındaki delikten iğnemi çıkardım. Şu şekilde. Bu şekilde düzeltmeler yapabilirsiniz. İpinizde. Şimdi bulunduğumuz yerden çapraza yukarı doğru çapraza batıyoruz. Çıkarken de hemen solundaki delikten çıktım. Geriye dönük olarak batıp tekrar aynı yerden ipimin bulunduğu yere tekrar çıktım. Dediğim gibi şu şekilde düzeltmeler yapabilirsiniz. Buradan sonra da ipimin bulunduğu deliğin hemen sol alt çaprazındaki deliğe batıyorum. Ve iğnemi alttan çıkarıyorum. Arkadaşlar panomuzu buraya kadar yapmış olalım. Bir sonraki video ile devam ederek tamamlayalım. Lütfen videoları beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz abone olarak destek vermeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda tekrar görüşebilmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.